Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size HSA Enerji'den Manisa'dan sesleniyorum. Manisa OSB'de bulunan HSA Enerji'ye ait olan bir panel üretim fabrikasındayız ve yanımızda da şu an Maviçam ismiyle anılan 540 watt çıkış gücü verebilen bir güneş paneli var. HSA Enerji'nin Türkiye'de Manisa'da ürettiği bir panel. Aynı zamanda JA Solar firmasının patentli ürünü olan JA markası panellerde bulabilirsiniz. Markanın HSA Enerji'nin Maviçam isimli güneş paneli 540 watt çıkış gücü verebilen, yaklaşık metrekare olarak da 2.6 metrekare diyeceğimiz bir güneş paneli ve watt başına üretebileceği güç anlamında genelde şu an piyasada çok kullanılan 450 watt çıkış gücü veren panellere nazaran %5 aynı alanda daha fazla çıkış gücü verebiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Metrekarede verdiği çıkış gücü 450 wattlık panellere göre daha fazla. Güneş paneli tasarımlarında farklı mantıklar, farklı dizilimler ve teknolojiler kullanılmakta. Özellikle busbar teknolojisi sayısı günümüzde oldukça artmakta ve multi busbar olarak adlandırılan bir yapıdır bu. Busbar sayısının 9, 10, 11, 12, 15 hatta daha fazla busbar olma durumları söz konusu. Ama burada optimumu yakalamak önemli. Bu noktada dünyanın önde gelen firmalarının ortaklaşa aldığı bir kararla 11 busbarlı bir yapı ve belirli ölçüler, ölçüleri de şu an ekranda size gösteriyor olacağım. Yaklaşık 2.6 metrekarelik bir alan kaplayacak. Bu ölçülerle üretim yapmayı kendilerine bir standart olarak belirlediler. Bu da hem üretim anlamında, hem verimlilik anlamında, hem de ürünün taşınması, kurulum, işçilik, konstrüksiyon anlamında en optimum noktayı yakalamak için oldukça önemli. Fabrika içerisinde gezerken dikkatimi çeken nokta ve beni bilgilendirirken ilk söylenen şey, farklı sıcaklık değerlerinde farklı noktaların olduğu, iklimlendirmenin çok önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bir güneş paneli üretirken malzemelerin beklediği alan, işte test yapılacak yerin sıcaklığının farklı olması, üretim alanındaki ortamın şartları, bunların hepsi güzel bir üretim için olmazsa olmaz değerler. Tek bir alanda bütün her şeyi yapayım demek çok doğru bir yaklaşım değil. Burada da bu bölümleri gördük. Size videonun içerisinde de özellikle detaylı bir şekilde buraları anlatacağım. HSA fabrikasında üretilen Maviçam güneş panelleri farklı aşamalarda üretim esnasında çeşitli testlerden geçmekte. Hatta bu testler daha şu dizinin oluşturulması aşamasında başlıyor. Süreçler içerisinde iki kez, üç kez test ediliyor ve final testiyle birlikte artık çıkışa uygun mu değil mi noktasında onaylanıyor. Bu testler yapılırken özellikle kullanılan cihazların kalitesine de dikkat çekmek istiyorum. Videonun içerisinde de size göstereceğim. Çok özel, hassasiyeti yüksek olan test cihazlarıyla, güneş simülatörüyle üretim değerlerinin gerçekten etiket değerine uygun olup olmadığını belirleyebiliyorlar ve bunu size gönül rahatlığıyla kanıtlayabilirler. Bu cihazı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Birçok farklı panel markasının üretim tesislerini gezmiş birisi olarak söylüyorum bunu. Bu tarz ürünleri çok fazla görmüyoruz. Çünkü ciddi bir yatırım gerektiren malzemeler bunlar. O yüzden bu fabrikada böyle bir güneş simülatörünün olmasına açıkçası sevindim diyebilirim.
HSA Enerji Manisa'daki fabrikasında JA Solar, dünya devlerinden bir tanesi, JA Solar diye internette araştırabilirsiniz. Bir stratejik ortaklığa gitti ve buradaki bütün süreçlerin, özellikle kalite süreçleri, teknik süreçlerin yönetimi noktasında da işbirliği yapmakta ve bütün bu proseslerin hepsi JA tarafından da denetlenmekte. Bu ürünün üretilmesinde kullanılan ham maddelerin tamamının JA'dan geldiğini söyleyebiliriz. Camın kontrolü de yine JA Solar tarafından gerçekleşiyor. Yeri gelmişken bu camların standart cam olmadığını, özel güneş ışınlarını içeriye alabilecek şekilde olan özel camlar olduğunu belirtmek isterim. Antireflekte camlar diye geçer. Üstünde özel bir kaplama vardır. Amaç içerideki hücrelere daha fazla ışınımın geçmesini sağlamak. Çünkü ne kadar fazla ışınım, o kadar fazla elektrik üretimi anlamına gelecektir. Manisa'daki bu fabrikada tam otomasyona dayalı ve son teknoloji üretim teknikleriyle yapılan bir panel üretimi söz konusudur. Farklı şekillerde farklı markaların güneş paneli üretebildiklerini biliyoruz. Bu fabrikada tam otomasyon olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle busbar teknolojisinden size bahsetmek istiyorum. Neden 11 busbar konusu oldukça önemli. Bu konuda 9 busbarlı, 4-5 busbarlı ya da 12-15 busbarlı ürünler de karşımıza çıkacak. Ama dünyanın önde gelen üreticileri bu konuda ortak bir karar almışlar. Bir standart belirlemek istemişler. Boyutlar olarak ekranda size vereceğim şu an boyutları. Yaklaşık 2.6 metrekarelik bir alanda ve 11 busbarlı bir ürün üretmenin çok optimum olacağını düşünerek artık ürünlerini bu şekilde üreteceklerini deklare ettiler. O yüzden JA'nın stratejik ortaklığında üretim yapan HSA Enerji'de fabrikalarında 11 busbarlı ve 2.6 metrekare alanı olan güneş panelleri, Mavi Çam güneş paneli üretmekte. Aynı zamanda JA markasıyla da bu güneş panellerini burada bulabileceksiniz. Çerçeve özelinde biraz konuşmak istiyorum. Ürün boyutları büyüdükçe dış çerçevenin de önemi artmakta ve bu çerçevenin panele çok sıkı bir şekilde yapışması ve 25 yıl boyunca da ayrılmaması gerekliliği önemli. Bakıldığında burada özel bir silikonla dış çerçeve ile panel birbirine tutturuluyor ve kaliteli bir dış malzeme, özellikle üst yüzeyinin pürüzsüzlüğü, özel kumlamadan geçirildikten sonra eloksallı bir yapıya sahip olması, aynı zamanda bu özel bağlantı ekipmanlarıyla panel köşeleri birbirine geçtiğinde birbirinden 25 yıl boyunca ayrılmayacak şekilde tutturulabilmesi oldukça önemli. Mavi Çam 540 ürününü bir tıra yerleştirip sahaya göndermek de oldukça kolay ve avantajlı. Standart diğer panellere nazaran bakıldığında 368 kW peak panel gücünü tek bir tıra yerleştirebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 682 adet güneş paneli demek. Yanımda görmüş olduğunuz panelden 682 adedini bir tıra yerleştirip sahaya göndermeniz oldukça mümkün. Bu taşıma maliyetlerinizi de oldukça aşağı çekecektir. Panellerin kutulamasına biraz değinmek istiyorum. 3 oluklu mukavva karton kullanılıyor. Sahada özellikle birkaç paneli kutunun içerisinden çıkardığınızda diğer panelleri sağlıklı bir şekilde orada tutabilmek önemli. Aynı zamanda tek parça bir palet kullanılmakta. Hatta HSA logolu bu paletleri sahada 1 MW, 2 MW kurulum işleminiz bittikten sonra HSA sizden iade alabiliyor ve bununla ilgili size ödeme yapabiliyor. Detayları aşağıda verdiğimiz açıklama kısmındaki linkten öğrenebilirsiniz. Manisa OSB'de bulunan HSA Enerji'ye ait bu fabrika 62 gün gibi kısa bir sürede üretime başladı. İlk makinenin gelişi ve ilk ürünün çıkışı, ilk tırın buradan ayrılması 62 günlük bir periyodu kapsamakta. 13 Temmuz'da ilk makinenin gelişi ve 8 Eylül'de ilk tırın çıkışı olarak söyleyebiliriz. 62 günlük süre içerisinde Mavi Çam güneş panelini seri üretim olarak yapmayı başardılar. Yanımda görmüş olduğunuz panel 540 wattlık bir ürün. Tabii ki o dönemde 530 wattlık ürün olarak ilk ürünler seri üretimde piyasaya sürülmüştü. Güneş paneli teknolojisi sürekli değişkenlik gösteren bir teknoloji. Belki bu videoyu izlerken bile artık 540 değil de 545 wattlık Mavi Çam güneş panellerini size teklif ediyor olacaklar. Belki önümüzdeki ilk çeyrekte
545, 550, 560 sürekli kendini güncelleyen bir durum içerisinde bulacağız. Evet, bu videomuzda da HSA Enerji Manisa'daydık ve Mavi Çam güneş paneli nasıl üretiliyor, bununla ilgili detaylı bir video yapmak istedik. Ciddi bir emek harcadık. Bu konuda da HSA Enerji gerçekten bize çok yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ürünle ilgili detaylı bilgiye ihtiyacınız olursa açıklama kısmında iletişim bilgileri paylaşacağız. Telefon ve mail adresleri. Oradan sorularınızı kendilerine iletebilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.